İrticadan ret aldıktan sonra ilk yapmanız gereken nedir? 7 gün içerisinde, 14 gün içerisinde ya da 30 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz şeklinde beyanlar gelmektedir. Bu ne anlama gelmektedir? Hemen insanlar panik halinde eşini, dostunu, arkadaşını, bir uzmanı, bir avukatı, bir danışmanı arayarak bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyor. Peki ret alan hemen deport ediliyor mu? İşte bu ve benzeri sorularınızın cevabını bu video çalışmamızda bulacaksınız değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Bir çalışmamıza daha hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, paylaşmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Ki daha geniş kitlelere ulaşıp onların da mağduriyetlerin giderilmesine, sorunların anlaşılmasına birlikte katkı sağlamış olalım. Ne dersiniz? Evet değerli arkadaşlar. Şimdi sizler özellikle ret alanlar ya da ret alma ihtimali bulunanlar dosyalarını aldıklarında hemen bir heyecanla açtıklarında ret kararını görebiliyorlar. Hayal kırıklıkları başlıyor. Çünkü geride eğer eş ve çocukları kalmışsa ayrı bir travma olarak karşımızda duruyor bu problem. Peki ne yapılabilir? Çünkü bu gibi retlerde kimisinde gelen kararlara baktığımızda 7 gün içerisinde itiraz edin. Kimi ret kararlarında 14 gün içerisinde itiraz edin. Kimi ret kararlarında ise 30 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz şeklinde ifadeler görebiliyoruz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Şimdi bunları izah etmeye çalışacağım. Burada yapılması gerekenler ve çözüm odaklı bir paylaşım yaptığım için kendi tecrübelerimi ve kazanımlarımı ifade etmeye çalışıyorum. Ben avukat değilim, hukukçu değilim. 20 küsur yıllık danışmanlık geçmiş olan bir insanım. Dolayısıyla paylaşımlarım şahsi kazanım ve tecrübelerdir. Mağduriyetleriniz olduğunda mutlaka konunun uzmanı bir avukata gitmenizi her zaman tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi konumuza gelirsek. Her halükarda ret alan birisinin bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde mülteci dairesine itiraz etme hakkı var değerli arkadaşlar. Genelde bu ihmal edilen bir konu. Burada 7 gün içerisinde itiraz ettiğiniz takdirde mülteci daireleri bu konuyu dikkate alacaktır. Ancak gelen kararlardaki 7 gün içerisinde 14 gün ya da 30 gün içerisinde itiraz etme konusuyla bu konu karıştırılmaktadır. Bunu izah etmeye çalışacağım. Evet, şimdi ilk yapmanız gereken benim şahsi tavsiyem mutlaka mülteci dairelerine şikayet mektubu yazmanız, yani vermiş olduğunuz bilgi ve belgelerin dikkate alınmadığını ve çarptırıldığını, bu durumu kabullenmediğinizi, kabul etmediğinizi ve şikayet ettiğinizi dile getiren bir şikayet mektubunu mülteci dairesinin merkezine yazabilirsiniz ve bu konuyu dikkate alacaklardır. Çünkü şikayet etmek bir anayasal haktır değerli arkadaşlar. Diğer taraftan ise avukatınız da itiraz edebilir. Yani müşteri şikayet eder, avukat itiraz eder. Dolayısıyla avukatınız sizin şikayet mektubunuzu müvekkilimin talebi üzerine iletiyorum şeklinde mülteci dairesine gönderebilir 7 gün içerisinde. Tabii ki avukatların yoğunluğundan dolayı ve gerekçe üretme, mevcut dosyayı inceleme, hemen bir çözüm üretme bazen mümkün olmayabiliyor ve süreç uzuyor. Bu gibi durumlarda ret aldıktan sonra hemen deport edilmiyorsunuz. Yapmanız gereken size verilen 7 gün, 14 gün ya da 30 gün içerisinde itiraz süresini değerlendirerek mahkemeye itiraz etmeniz yönünde olacaktır. Eğer mahkemeye itiraz ederseniz mahkeme süreci ayrı bir süreç olarak devam ediyor. Avukatlar ya da sizler kendiniz de itiraz edebilirsiniz. Avukat da tutabilirsiniz. Bu gibi konular hassas konular olduğu için avukatla yürümek her zaman sağlıklıdır. Ancak burada avukatlar ilk başta ne diyor? Biz vermiş olduğunuz bir ret kararına itiraz ediyoruz diye genelde itiraz dilekçesini yazıyorlar. Daha sonra mahkemeden gün almaya başlıyorlar. Ortalama olarak baktığımızda Avrupa ülkelerin çoğunda, yani bu Almanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı, Norveç'i fark etmiyor. Ortalamasına baktığımızda 3 yıl kadar bir süre mahkeme süreci devam ediyor. Bazen 1-2 ayda da olduğuna rastladım. Bazen 1-2 senede olduğuna da rastladım. Ama kahir ekseriyet çoğunluk itibariyle baktığımızda ortalama 3 yıl içerisinde mahkemeler neticeleniyor. Bir arkadaşımın mahkemesi 4 yıl 7 ay sürdü. Başka bir arkadaşım 4 yıl 2 ay sürdü ve hala mahkemesi devam ediyor. Yani bazı yerlerde bu süreç uzayabiliyor, bazı yerlerde kısalabiliyor ama genel mülteci yoğunluğuna baktığımızda ve konuştuğum insanları değerlendirdiğimde ortalamayı aldığımda ortalamasının 3 yıl içerisinde değerlendirildiğini görüyorum. Şimdi zaten 6 ay 1 sene iltica işlemleri sürüyor. 3-4 senede mahkeme işlemleri sürüyor. Nereden baksanız bulunduğunuz ülkede 3 yıl, 4 yıl kadar
kalmış oluyorsunuz. Sonra mahkeme sürecinizi bekliyorsunuz. İşte bu 4 yıl içerisinde geride kalan 4 yaşındaki çocuk 8 yaşında, 1 yaşındaki çocuk 4 yaşında oluyor. Eşler arasındaki yaşanan rüzgarlar, muhabbetler, sevgiler, travmalar da bu arada uçuşup gidiyor. Hayatın gerçeği. İşte bu sebepten dolayı neme lazım, aman mahkeme sürecini bekle, yapacak başka bir şey yok diyerek beklerseniz doğal olarak bu süreci beklemeniz gerçek arkadaşlar. Fakat burada benim tavsiye önerim şu şekilde olacaktır. Şimdi 7 gün içerisinde itirazsız ret denilen bir hadise var. 7 gün içerisinde itiraz yolu kapalıdır ya da itirazsız ret şeklinde bir ifade kullanılabiliyor. 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. Demek bu şu demek. Ben sizi hızlandırılmış prosedüre aldım. Sizin mahkeme süreciniz hızlandırılmış gidecektir. Çünkü inandırıcı ve ikna edici delilleriniz bulunmamaktadır. Hakkınızda devlet takibi yoktur. İnsan haklarınız ihlal edilmemiş. Zulme uğradığınıza dair korkular yok. Bundan dolayı ben sizi hızlandırılmış sürece tabi tutuyorum diyor. Ve 7 gün içerisinde mahkemeye itiraz etmeniz gerekiyor. 7 gün içerisinde mahkemeye itiraz ettiğinizde bu hızlandırılmış prosedür olduğu için normalde mahkemeler yoğun olmasa 3 ile 6 ay arasında bu işlemler ortalama çözülüyor. Ama son 6 yıllık değerlendirmeye baktığımızda genelde bu 7 günlük itirazların ortalamasının 1 ile 2 yıl arasında o mahkemelerin olduğunu görüyoruz. Yani ortalamasını 2 yıl olarak verebilirim. Bu 2 yıl içerisinde yeni gerekçeleriniz yoksa maalesef mahkemeden sonra da üst mahkemeye de gitseniz deport kararıyla karşı karşıya kalacaksınız. Peki çözümü var mı? İlerleyen dakikalarda izah etmeye çalışacağım. 14 gün içerisinde itiraz ise bu şu demek, anlattığınız bilgi ve belgeler noktasında bazı eksiklikler var. Evet, anlattığınız beyanlara dikkat ediyoruz, inanıyoruz. Fakat şu konular eksik, bunları ikna eder, çözebilirse o zaman durumu tekrar yeniden değerlendirilebilir diyor. Dolayısıyla olayı mahkemeye havale ediyor. İşte bu süre içerisinde hakkınızda yeni bir soruşturma, itirafçı dosyası, etkin pişmanlıktan yararlananların sizin adınızı vermesi, yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame, hüküm kararı ya da yeniden yapılanmadan dolayı hakkınızda bir işlem yapıldı ya da yapılacaksa ya da yapılma ihtimali varsa ve buna ulaşabiliyorsanız bunun için Türkiye'den işte avukat tutup dosyalarınıza ulaşmanız gerekecek. Bu yeni dosyaları vererek durumu pozitife çevirebilirsiniz. Diğer 30 günlük itirazlı redde ise bu şu anlama geliyor. Ya bahsettiğiniz şeyler evet doğru, inanıyoruz. İsterseniz 30 gün içerisinde mahkemeye gerekçenizle birlikte itiraz edebilirsiniz. Yani her halükarda ister 7, ister 14, ister 30 günlük olsun bu süreçte itirazlı. Yani gerekçelerinizle birlikte itiraz edebilirsiniz ama iş yolunu, belgelere ulaşma, olayı kontrol edip, kavrayıp, anlayıp süreci pozitife çevirmek biraz zaman aldığı için 30 günlük süre makul bir süreç olarak görülmekte ve isterseniz buna itiraz gerekçelerinizi hazırlayarak bir üst dilekçeyle mahkemeye bu başvuruyu yapabilirsiniz. Böylelikle ister 7, ister 14, ister 30 günlük dosya hakimin önüne gittiğinde hakimin önünde ne var arkadaşlar? 1. Mülteci dairesinin red kararı. 2. Avukatınızın itiraz kararı. Başka evrak yok. Şimdi hakim doğal olarak avukatın itiraz ediyoruz yazısını görecek. Bir de sizin ifade tutanağınız, verdiğiniz bilgi belgeler ve mülteci dairesinin red kararı. Şimdi doğal olarak hakim bu mevcut karmaşa içerisinde doğruyu bulmaya çalışacak. Sizin burada herhangi bir ifadeniz yok. Yani sizin beyanınız, yani ben buna itiraz ediyorum, şikayet ediyorum, benim dilekçem budur şeklinde bir şey yok. Eğer avukatınız dosya eklemişse olacaktır. Yoksa bu zaman içerisinde genelde mahkemeye yakın günlerde gerekçe hazırlanması tercih ediliyor. Ve böylelikle mahkeme günü gelince de bu süreci yönetme gayretinde, eğiliminde oluyor insanlar. Maalesef burayı ben hani izah etmeye çalışıyorum. Buranın daha iyi anlaşılır olmasını sağlamak istiyorum. Bu sebeple benim buradaki şahsi kanaatim ve tavsiyem şöyle. Şimdi neticede bir ret almışsınız ve bu ret aldığınızdan dolayı orada üzüntüleriniz var. Anlaşılabilir durum. Genel değerlendirmeye baktığımızda ya tercüman hatalarından kaynaklanıyor. Genelde tercümesi yeterli olmayan tercümanlar mülteci dairelerinde var. Raportörler de karar vericiler de muğlak ifadeleri seviyorlar. Yani sola da gidebilir, sağa da gidebilir. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Ortaya bırakıyor. Heyet değerlendirmesine aldığında tak kararını negatif yönde verebiliyor. Birinci hata bu. İkincisi sizin ifade ederken
derken olayın hiyerarşik anlatım sıralamasında bir kafa karışıklığı olmuş olabilir. Çelişki yakalamış, ret vermiş olabilir. Bu gerekçeler olabilir. Önemli değil. Burada hemen yapmanız gereken, hiç yoktan Almanca bilen arkadaşınız çevrenize, Fransızca bilen, İngilizce bilen, Flemenkçe bilen, yani bulunduğunuz ülkenin dilini bilen arkadaşınız yoksa ilk yapmanız gereken hemen bir Google Translate'den tercüme edip hem ifade edip tutanağınızı, ret tutanağını tercüme edip süreci anlamaya çalışınız. Hangi gerekçelerle ret vermiş? Ha bakıyorsunuz ya benim şu evraklarım sayılmamış, şu anlattıklarım ifadeye eklenmemiş, şunu yanlış yazmış, bunu böyle yazmış şeklinde kanaat sizde oluşacaktır. Halbuki burada siz ne yaptınız? Mülakattan çıktıktan sonra tercümanı doğru buluyorum, herhangi bir şikayetim yok, anlatılanlar doğrudur dediniz ve imzaladınız. Ben olsaydım eğer tercüman yetersizse ya da kendinizi ifade edemediyseniz, hiç yoktan mülakatta kendimi yeterince ifade edemedim, tercüman yeterli değildir diye notumu düşerdim. Savunma yaparken de bunu çatır çatır kullanırdım. Bu olmaz. Ya ne yapalım abi problem olmasın diye işte yapmadık diyorlar. Canın sağ olsun kardeşim işte sürecim böyle oluyor. İkinci hata ne? Ya diyoruz ki bu konuyla alakalı mülteci dairelerine şikayet mektubu yazın. Çünkü nasıl ki siz Amazon'dan, eBay'dan, Rakuten'dan, çeşitli platformlardan ya da bir mağazadan ürün aldığınızda nasıl ki ürünü beğenmediğinizde kanun diyor ki geri iade etme hakkı veriyor ve bunu geri verebiliyorsunuz. Bu hakkınızı kullanıyorsunuz da mülteci dairelerinden mültecilikle alakalı bir hizmet almışsınız. Arkadaşım almış olduğunuz hizmet yanlış. İşi bilmeyen raportör olabilir. İşi bilmeyen tercüman olabilir ya da eksik bilgi belgeler sisteme girmiş olabilir. Bunu ifade etmeniz lazım. Avukat itiraz eder, müşteri şikayet eder der kardeşim. O zaman şikayet hakkını kullanman gerekiyor. Peki nasıl yapacaksın? İşte tespit etmiş olduğunuz hataları hemen bir sıralama yapın. Deyin ki ben ifade tutanağının ya da red kararının şu sayfa şu paragrafında şöyle ifade edilmektedir. Halbuki bununla ilgili sunduğum bir belge şudur. Bu belgenin şu sayfa, şu paragrafında bu ifadenin tam tersi yer almaktadır. Bu yanlış sisteme girişi ya da yazmayı ya da raportörün bu tutanağını ya da bu ifadesini kabul etmiyorum, şikayet ediyorum. Doğrusu ekli belge şu belgenin şu sayfa, şu paragrafında bulunmaktadır şeklinde alt alta şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı bir iki tane şikayet örneğini, mektubunu açıklama kısmına koyacağım. Oradan istifade edebilirsiniz. Bunu yapmanız size bir şey kaybettirmez. Daha çok kazandırır. Çünkü neden? Siz 7 gün içerisinde hemen BANF'a ya avukatınız vasıtasıyla tespit ettiğiniz hatalarla ilgili itiraz edin ya da şikayet mektubunu bizzat siz yazınız. Ve BANF'a aynen ya da mülteci dairesi IND'ye ya da BFA'ya yani hangi mülteci dairesine bağlıysanız, hangi ülkedeyseniz fark etmez. Burada yazmanız gereken ne arkadaşım? Mutlaka ve mutlaka hataları tespit edin. Dikkate alınmayan ifadelerinizi yazın. Dikkate alınmayan bilgi belgenizi tekrar ekleyin ve gönderin. Deyin ki kabul etmiyorum ve şikayet ediyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne olacak? Şimdi siz ret aldığınızdan dolayı ret dosyanız mülteci dairelerinin hukuk birimiyle avukatınız ve mahkeme arasında işlemiş diyor artık. Mülteci dairelerinin avukatınız mahkemeye itiraz ettiği için mahkeme ne yapıyor? Dosyaları talep ediyor. Dosyalar geldiğinde de sadece ret tutanağı, ifade tutanağı ve avukatının itiraz yazısı var. Sizin şikayet yazınızın olduğunu görelim. Yani o dosyalarla beraber sizin şikayet dilekçenizin de gittiğini dikkate alırsanız ne olacak? Hakimin önünde itiraz dilekçesi, avukatın ret ve ifade tutanağı. Bununla beraber ne var başka? Sizin şikayet mektubunuz. Yani kendinizi ifade ettiğiniz, aslında mahkeme günü savunacağınız şeyleri baştan şikayet mektubuyla dosyanıza girdirerek ne yapmış oluyorsunuz? Dosyanızı sisteme girmiş oluyorsunuz. Böylelikle hakimin önünde bir de sizin mülteci dairesinde dikkate alınmayan ifadeleriniz, dikkate alınmayan belgeleriniz aslında siz şikayet mektubuyla mülteci dairesine göndererek dosyanızı ekletmiş oluyorsunuz. Avukatınız vasıtasıyla ekletemez misiniz? Evet ekletebilirsiniz ama biz burada dikkat çekmek istediğimiz şey şu. Mülteci dairesi bir yanlış yaptı. Bu yanlışı düzeltmek için onlara şans veriyorsunuz. Onlara anayasal hakkınızı kullanarak bu imkanı, düzeltme imkanı tanıyorsunuz. Mülteci dairesine dosya gittiğinde teknik olarak hukuk birimine dosya gittiği için artık sizin mülteci dairesiyle işiniz bitti. Mahkemeyle uğraşın mantığı var. Ama şikayet birimine gittiğinde yani siz şikayet ediyorum başlığıyla gönderdiğinizde dosyanız bir mülteci dairesinin hani müşteri memnuniyeti ve şikayet birimleri olur ya oraya gidiyor bir de hukuk birimine gidiyor. Dolayısıyla şikayet birimi dosyayı ayrı değerlendirmekte ve bunu kurulda değerlendirdikten sonra dosyayı inceleme
durumu oluyor ve pozitif yönde dönüşler ciddi manada bulunmaktadır. Diğer taraftan hukuk birimi ise elindeki bütün evrakları mahkemeye itiraz edildiği için mahkemeye göndermek zorunda. Yani siz mülteci dairesine ne kadar evrak gönderirseniz gönderin, mutlaka onu mahkemeye gönderiyor. Mahkeme de avukatınıza gönderiyor. Avukat da size gönderiyor. Sistem böyle çalışıyor. Bunun için şikayeti yapmayı ihmal etmeyin. Hani sanki insanlar örgütlüyor gibi oluyor ama hayır, ben kimseyi örgütlemiyorum arkadaşım. Ben tavsiyemi söylüyorum. Tecrübemi anlatıyorum. Bunu verilen karar yanlış. Ne derler? Berlin'de mahkemeler var. Hatırlarsanız bu hikayeyi hatırlatmak lazım. Mahkeme kararlarına baktığımızda özellikle hizmet davalarının %99'unun mahkemelerden döndüğünü görüyoruz. Madem mahkemelerden bu %99 dönüyorsa adalet ve hukuk var demektir. Demek ki göçmenler ve mülteciler dairesinde olay biraz yanlış değerlendiriliyor gibi, siyasi değerlendiriliyor gibi geliyor bana. Bundan dolayı görev ve sorumluluklarını hatırlatacak, bu yanlışlıkları dile getirecek ifadelerle nazik bir şekilde yazdığınız takdirde ama mutlaka şikayet ediyorum ifadesi olması gerekiyor. Böylelikle dikkate alınacaktır. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yani belki 2 ay, belki 3 ay içerisinde dosyanız mülteci dairesinden de geri çekebilir ya da mahkeme erkene alınabilir. Yani hakim sizin şikayet dilekçenizi ve gerekçelerinizi de gördüğü zaman der, bu dosya madem güzel bir dosya der, erkene çekebilir. Ya da hiç yoktan mahkeme günü zaten kendinizi daha önce ifade ettiğiniz için çok bir sıkıntı çekmeden mahkemede eksikleri tamamlayarak süreci yönetebilirsiniz. Her türlü kârı var. Bir, mülteci dairesinin yanlıştan dönme hakkı şansı var. İki, mahkemenin erkene çekilme şansı var. Üç, hakimin olayı değerlendirip mahkeme günü direkt duruşması karar verme hakkı var ya da mahkeme günü gittiğinizde her halükarda kendinizi ifade etmiş olacaksınız. Ve en güzel tarafı da şu, genelde insanlar mahkemelere giderken avukatım ne de olsa beni savunur diye dosyalarına çalışmıyor, hazırlanmıyorlar. Bundan dolayı mahkemeden de ret alabiliyorlar. Çünkü hakim orada tekrar mülakat yapabilir. 3-4 saat sürebilir. Bunun için dosyanıza çalışmış, sürecin tamamını hakim olmuş, hatalarınızı gidermiş oluyorsunuz. Buna dikkat ettiğiniz takdirde ilk yapmanız gereken hadise bu olduğu için böylelikle süreci kontrol altına almış, hatalarınızı görmüş, çözüm üretmiş olacaksınız. Bütün bunlara rağmen çözüm üretemiyorsanız yapmanız gereken Türkiye'den bir avukat tutup dosyanıza ulaşmak, varsa var mı yok mu nedir ne değildir diye mutlaka dosyalarınıza ulaşıp bir çözüm üretmeniz gerekiyor burada. Ya da kimi ülkelerde, yani Almanya'da meslek eğitimi yaparak ya da İsveç, Finlandiya, Norveç ya da İspanya'da iseniz çalışma yoluyla hayatınıza devam edebilirsiniz. Yani kalabilirsiniz. Ama bu ülkeler dışındaki ülkelerde maalesef dosyalarınızın olması ve hatalarınızı düzeltmeniz gerekecek değerli arkadaşlar. Toplarsak ilk yapmanız gereken hemen Google Translate'den de olsa tercümesini yapıp hatalarınızı tespit edip bir hafta içerisinde bu konuyla alakalı şikayet mektubunu mülteci dairesine yazmak, delillerinize ulaşabilecek yeni gerekçelerinizi ve dosyalarınızı eklenmeyen ulaşabildiğiniz dosyalar var mı yok mu bunları tespit etmek, bu sürece hakim bir uzmanla, danışmanla ya da bir avukatla yönetmek, dolayısıyla 3-4 yıllık bekleyen mahkeme sürecini daha erkene alma imkanları üzerinde değerlendirme yapmak sağlıklı olacaktır. Evet, Ukraynalılar geliyor, evet değişik ülkeler mülteciler geliyor. Evet, yoğunluk var. Evet, bu var. Olabilir. Herkes kendi derdinin çaresine bakması gerekiyor. Mahkemelerin ya da avukatın işi yok da bir de sizin bu şeyinizle mi uğraşsın gibi şeyler çıkabilir. Bence takılmayın bu şeylere. Siz kendi geminizi yürütmenize bakın değerli arkadaşlar. Evet, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.